Konya İnsan Mektebi. Çok kıymetli Konya İnsan Mektebi takipçileri, yine bir rahmet akşamında sizlerle yeni bir canlı yayınla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdin Sarıca. Konya İnsan Mektebi Eğitimhanemiz projesi kapsamında her akşam farklı konu ve konuklarla evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Bu akşamki yayınımızı Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun görev yaptığı binadan yapıyoruz. Malumunuz üzere Covid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde devlet-millet işbirliğinin en güzel örneğini yaşadığımız şu günlerde ülkemiz etkili ve başarılı bir kriz yönetimiyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere Emniyet, Kızılay, AFAD ve birçok sivil toplum kuruluşu çalışanları gibi eğitim camiamız da inisiyatif alarak gecesine gündüzüne katmış ve fedakarca hizmet etmiştir. Okul ve kurumlarımız dezenfektan, maske, siperlik, hijyen malzemelerinin üretiminin yanında makine teknolojisindeki buluşlarıyla da virüsle mücadelede ekonomimize önemli katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte 65 yaş üzeri yalnız, yardıma muhtaç, kronik hastalığı olan ve sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri doğrultusunda ilimizde Sayın Valimizin öncülüğünde kaymakamlıklar ve belediyelerin koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Bu sürecin başından itibaren destekleriyle hep yanımızda olan Konya Valimiz Sayın Cüneyt Orhan Toprak'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyükbeyefendi'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu süreçte uzaktan eğitim devam ederken idareci ve öğretmenlerimiz 31 ilçemizdeki Vefa Sosyal Destek Gruplarında vatandaşlarımızın yardımına gönüllü olarak koşmuş ve adeta zor zaman kahramanları olmuşlardır. İşte bugünkü canlı yayınımızın konusu bu zor zaman kahramanlarının unutulmaz hikayeleri olacak. Şimdi dilerseniz Konya İnsan Mektebi Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımızın hazırladığı videoyu izleyerek programımıza başlayalım. Buyurun efendim. Anlamlı video için hazırlayan arkadaşlarımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Evet, bugünkü yayınımızda yayınımız süresince öncelikle 3 ilçe Milli Eğitim Müdürümüzden bilgiler alacağız. Akabinde çeşitli ilçelerde görev yapan ve işin mutfağında bizzat yer alan Vefa Sosyal Destek Grupları'nda görev almış arkadaşlarımıza bağlanacağız. Şimdi müsaadenizle ilk konuğumuz olan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan Kayacılar'a bağlanmak istiyorum. Evet. Evet Sayın Müdürüm. Evet hocam, sesim geliyor herhalde. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Müdürüm. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah Sayın Müdürüm, teşekkür ediyoruz. Allah iyilik versin. Güzel gecede sizle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Onu arz ederek başlamak isterim. Evet Sayın Müdürüm. Eyvallah. Hocam önce... Buyurun. Siz buyurun. Hocam öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gönül sizin yanınızda orada olmayı arzu ederdi. Bu bedenen belki mümkün olmadı ama gönlümüz yanınızda. Ben bunun göstergesi olarak sembolik de olsa üniformamı giydim ve bu şekilde karşınıza çıkmayı uygun gördüm. Oradaki arkadaşlara, özellikle aynı binayı paylaştığınız vefa nöbetindeki arkadaşlara ve tüm vefa ve sosyal destek gruplarında görev alan zor zaman yiğitlerine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Bir de bu güzel düşünceleriniz için biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Müdürüm, bu zor dönemde Selçuklu ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılan çalışmalar hakkında bizlere neler söylemek istersiniz? Buyurun, sizi dinleyelim lütfen. Evet hocam, ben Selçuklu'da yapılan çalışmalardan önce eğer vaktimiz müsaitse çok kısa bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Sonrasında da Selçuklu'da yapılan çalışmalardan ana başlıklarıyla, ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii oradaki arkadaşlarımıza selamlarımızı ilettik. Bunun yanında şu anda yayınımızı takip eden veya sonradan izleyecek olan tüm eğitimcilerimizi ve insan mektebi talebelerini hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini ve insanlığın başındaki musibetlerden kurtulmaya vesile olmasını diliyorum. Ayrıca şahsınızda programın hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyükbey olmak üzere onun şahsında bu zorlu günlerde kısıtlamalardan bunalan öğrencilerimizin ve eğitim paydaşlarımızın sosyal medya aracılığıyla motive edilmesi ve uzaktan eğitim yollarıyla eğitim süreçlerinin devamını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkililerine şükranlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz. Her anımızın imtihan olduğu ve sürekli sınamalardan geçtiğimiz hayatımızın bu kesitinde Rabbimiz bizleri ve tüm insanlığı müfredatın çok küçük bir yerinden minicik bir soruyla büyük bir imtihana tabi tuttu. Başarabilenlere ne mutlu. Birçok milletin ve ülkenin sınıfta kaldığına üzülerek şahit olduk. Ancak biz de elhamdülillah durum öyle gelişmedi. Çünkü biz millet olarak sıkıntılara ve zorluklara karşı dirençli bir milletiz. Gerek inancımız, gerek kültürlerimiz, gerekse milli karakterimiz icabı zor zamanlarda direncimiz artar. Büyük bir azim, dayanışma ve mücadele sergileriz. Bu tarih boyunca böyle olmuş. Bugün de inşallah aynı kararlılıkla verdiğimiz mücadele ile bu sıkıntıları da atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. İnşallah. Bu genel değerlendirmelerin ardından biz Selçuklu'da neler yaptık? Kısaca ana hatlarıyla ondan bahsetmek istiyorum. Salgın ilan edilmeden önce okullarımız tarafından bir takım tedbirler zaten alınmaya başlanmıştı. Bazı okullarımız kendi imkanlarıyla binalarını dezenfekte etmeye başlamışlardı. Tabii bu noktada Selçuklu Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin önemli desteği, katkıları oldu okullarımıza ve daha sonra Selçuklu Belediye'miz de devreye girmek suretiyle okullarımızın tamamı dezenfekte edilmiş oldu. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan etmesini müteakip ülkemizde de bir takım tedbirler hemen akabinde alındı. İçişleri Bakanlığımızın ve Vali Bey'in talimatlarıyla ilçelerimizde vefa ve sosyal destek grupları oluşturuldu. Kaymakam Bey'in başkanlığında daire amirlerinden oluşan bu kurul hemen olağanüstü bir gayretle, dayanışmayla, özveriyle çalışmalara başladı. Burada kurumlar arası üst düzey bir dayanışmanın sergilediğini sevinçle müşahede ettik. Özellikle belediyemiz, emniyet müdürlüğümüz, sağlık müdürlüğümüz, müftülüğümüz, milli eğitim müdürlüğümüz, Kızılay ve benzeri sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle güzel bir çalışma sergilendi. Ben belediyemize bir özellikle bir başlık açmak istiyorum. Belediyemiz gerek okullarımızın dezenfekte edilmesinde gerekse şu anda içinde bulunduğunuz binanın vefa sosyal destek çalışmalar için tahsis edilmesinde ve
248 personelin, bu işte gönüllü olan, görev alan 248 kişinin ihtiyaçlarının karşılanmasında, araç ihtiyaçlarının karşılanmasında, dezenfektan, maske ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasında, yine maske üretmek isteyen okullarımıza destek olmak anlamında, özellikle Öztekinler okulumuza maske baskı makinalarının temini noktasında belediyemiz gerçekten bize büyük katkı sağladı. Ben belediye başkanımıza özellikle hasreten buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii ilçemiz büyük bir ilçe, 650 bin nüfusa sahip bir ilçe ve sadece 65 yaş üstünde 70 bin vatandaşımızın olduğunu da göz önüne alırsak bize kalabalık bir ekip lazımdı. Yani bu vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kalabalık bir ekiple çalışmamız gerekiyordu. Biz okul müdürlerimize mesaj attık ve gönüllü olan, görev almak isteyen öğretmenlerimizin tespit edilmesini ve bize iletilmesini istedik. Tabii yüzlerce başvuru oldu. Burada çok ilginç durumlarla da karşı karşıya kaldık. Örneğin farklı ilçelerden bizde görev almak isteyen öğretmenlerimiz oldu. Çumra'dan, Sarayönü'nden bize mail gönderen öğretmenlerimiz oldu. Dediler ki biz farklı ilçelerde görev yapıyoruz ama evlerimiz Selçuklu'da, bize de görev verilirse biz Selçuklu'da hizmet etmek istiyoruz diyenler oldu. Yine devlet memuru olmadığı halde, öğretmen olmadığı halde komşusu olan bir öğretmenden duyduğu için mail adresimizi ondan almak suretiyle bize mail gönderenler oldu. Ben memur değilim ama ben de katkı sunmak istiyorum. Üzerime düşen bir şey varsa seve seve katılırım diyen vatandaşlarımız oldu. Biz bunları tabii sevinçle karşıladık ve memnuniyetle karşıladık. Burada öğretmenlerimizin yüce gönüllülüğünü, fedakarlığını bir kez daha görmüş olduk. İki kutsal meslek erbabı var. Birisi doktorlar, diğeri öğretmenler. Doktorlar insanları hayatta tutmaya çalışır. Öğretmenler ise hayatı insanca ve erdemli bir şekilde yaşatmaya çalışır. Burada öğretmenlerimizin görev tanımının ötesinde bir ötesine geçerek misyonuna uygun bir rol üstlendiğini, inisiyatif aldığını ve insanları hayatta tutma adına gayret içerisine, çaba içerisine girdiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Tabii sosyal destek gruplarındaki öğretmenlerimiz çok farklı alanlarda görev yapıyorlar orada. Kimileri çağrı karşılamada, kimileri maaş dağıtımında, kimileri ilaç gibi, gıda gibi temel ihtiyaçların vatandaşlarımıza ulaştırılmasında hizmet veriyor. Kimileri seyahat izin kurullarında görev aldılar. Kimileri dezenfektan üretiminde, maske üretiminde görev aldı. Bizim şu anda orada 128 öğretmenimiz gece gündüz mesai yapıyorlar. 24 saat usulüyle her gün, hafta içi, hafta sonu demeden görev yapıyorlar. Ben kendilerine huzurlarınızda milletim adına, eğitim camiası adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugüne kadar Selçuklu'da 56 bin başvuru olmuş. Yani vatandaşlarımızdan çeşitli alanlarda hizmet talep eden 56 bin vatandaşımız başvuru yapmış ve bunların tamamının talepleri sosyal destek gruplarımız tarafından karşılanmış. Ben ayrıca elimde bir takım rakamlar var. Onları da paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Evet. Uzaktan eğitim yapan öğretmenlerimiz 4573 kişi. Bir müsaadenizi alabilir miyim? Çok özür dilerim. Çok güzel anlatıyorsunuz. Kesmek istemiyorum. Öncelikle affınıza sığınıyorum. Sadece sizden ricamız, başka yayın alacağımız bekleyen ilçelerimizde arkadaşlarımız olduğu için biraz daha toparlamanızı rica edeceğim. Lütfen buyurun. O zaman çok kısa şu rakamları paylaşıp bitiriyorum. Buyurun. Uzaktan eğitim yapan öğretmen sayımız 4573. Psikososyal çalışmalara katılan öğretmen sayımız 549. Vefa destek grubunda görev alan öğretmenimiz, az önce söylediğim, 128. Koruyucu ürün geliştirme üretim sürecine katılan öğretmen sayımız 93. Ölçme değerlendirme çalışmalarına katılan öğretmenlerimiz 713. Sanatsal, sosyal, kültürel çeşitli etkinlikleri gerçekleştiren öğretmenlerimiz 833 kişi. Ben görev alan, katkı sunan bütün öğretmenlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Size de programınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler ve programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz Sayın Müdürüm. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok saygıdeğer takipçilerimiz. Biz de Selçuklu'daki bu güzel çalışmalarda
katkı verdikleri için, destekleri için Selçuklu Kaymakamımız Sayın Ömer Hilmi Yamlı'ya ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı Beyefendi'ye teşekkürlerimizi buradan yollamak istiyoruz. Evet, müsaadenizle bu akşamki ikinci konuğumuz olan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sami Sadıç'a bağlanmak istiyorum. Evet. Sayın Müdürüm, öncelikle iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Alıyorum Erdinç evet. Hocam. Teşekkür ederim Erdinç Hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sayın Müdürüm, bu dönemde sizden de Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak yaptığınız çalışmalar hakkında bir bilgi arz etmenizi isteyeceğiz. Buyurun Sayın Müdürüm, ben sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Erdinç Hocam. Tekrar bu vesileyle Konya İnsan Mektebi ailesine ve bizleri izleyen takipçilerimize muhabbetle selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde evlerimize konuk oluyorsunuz. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle bizleri buluşturuyorsunuz. Bunun için de canlı yayınlardan dolayı özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Evet, bu akşamın konusu Vefa Sosyal Destek Grupları. Bu konuda tarih yazan eğitimcilerimiz. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Hocam genel bir giriş yaptı. Ben daha çok süreyi verimli kullanmak adına Karatay ilçemizde yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Sadece eğitimcilerimiz değil, bütün Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan arkadaşlarımız aslında birer tarih yazdılar, birer destan yazdılar. Karatay ilçemizde Vefa Sosyal Destek Gruplarında 41 yönetici, 63 öğretmen olmak üzere toplam 104 arkadaşımız Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapmaktadırlar. Bunların 12 tanesi Seyahat İzin Kurulu'nda görev yapıyor. Geriye kalanlar ise yardım dağıtımlarında görev almaktadırlar. Amacım burada istatistiklere boğmak değildir. Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki arkadaşlarımız ilçe kaymakamımızın koordinesiyle maaş çekme, sosyal yardım vesaire gibi konularda sadece eğitimci arkadaşlarımız bugüne kadar 5200 adet talebe cevap vermişlerdir. Ben Karatay ilçesinin genel istatistiklerini vermiyorum. Sadece gönüllü eğitimcilerimizin yapmış olduğu çalışmalardan bahsediyorum. Ama dediğim gibi amacım istatistiklere boğmak değil, Karatay ilçemizde görev yapan Vefa Sosyal Destek Ekibi öğretmenlerimizin bizleri duygulandıran önemli iki özelliğini sizlerle ve dinleyicilerimizle özellikle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, görev yapan bütün eğitimci arkadaşlarımızın %100 gönüllü olması. İkincisi, kendi özel araçları ile bu hizmetleri yürütmeleridir. Sayın Kaymakamımızın isteği üzerine arkadaşlarımızın araçlarına yakıt takviyesi yapalım diye bir teklifte bulunduk. Arkadaşlarımızın bize vermiş oldukları cevabı, mesajları ben buradan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun, buyurun Sayın Bey. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesinin mesajı aynen şuydu. Devletimizin milletime yaptığı hizmetlerin yanında şahsım adına bu uğurda harcadığım yakıtın çorbada bir tuzumuz olsun babında değerlendirilmesini talep ediyorum. Yine bir başka arkadaşımızın mesajı aynen şuydu. Bu uğurda bir nebze faydamız olduysa bu mutluluk bize yeter. Ben şahsım uğruna dünyada yakıt değil, ahirette Rabbimden mükafat beklerim. Evet, arkadaşlarımız tabiri caizse destan yazıyorlar. Güzel hatıraları evlatlarına miras bırakıyorlar. Bu çalışmalar Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzün ifade ettiği gibi ileride kitaplaştırıldığında
gelecek nesillere ne kadar anlamlı bir hatıra bıraktığımızı ortaya koymuş olacak. Tabii ilçemizde yapılan çalışmalar sadece bunlarla sınırlı değil. Bunlarla sınırlı değil. 1 Mayıs günü Sayın Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü vatandaşlarımızın adreslerine teslim edilmek üzere malumunuz kolonya ve maske içeren hediye paketlerimiz vardı. Karatay'da bu paketlerin dağıtımını milli eğitim olarak sadece biz üstlendik. Ve 23.106 adrese arkadaşlarımız bir günde bunu 24 saatte yaklaşık 500 gönüllü eğitimcimizle tamamladık. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra yine sözlerimi uzatmama adına Kılıç Arslan İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, oradaki öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, teknisyenlerimiz gece gündüz demeden 20 bin kapasiteli maske üreten maske üretim makinasını imal ettiler. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Kısacası tüm Konya ve tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de eğitimci arkadaşlarımız taşın altına elini hatta yüreğini koyarak sorumluluk aldılar. Hem üretime katkı verdiler hem de bu mübarek günlerde destek bekleyen ve sokağa çıkma kısıtlısı olan büyüklerimizin dualarını aldılar. Rabbim ecrini zayi etmesin diye dua ediyorum. Amin. Amin inşallah. Tabii bütün bu çalışmalarda emeği geçen eğitimci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sadece tebrik etmekle kalmamamız gerekiyor. Biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Sayın Kaymakamımızın tensipleriyle bu iltifatı da gerçekleştireceğimizi de düşünüyorum. Böyle de olması gerekiyor. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Yine bu çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan ilçe kaymakamımız Sayın Abdullah Selim Parlar Bey'e ve il müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyük Bey'e teşekkür ediyorum. Salgın musibetinden kurtulup en kısa zamanda sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşmayı temenni ediyor. Konya İnsan Mektebi ailesini ve bizi dinleyenleri muhabbetle selamlıyorum. Sizlere de bu programlara aracılık ettiğinizden dolayı şahsınızda bütün takipçilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum Erdinç Hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Katkılarınız için, verdiğiniz güzel bilgiler için. Biz de sizin huzurunuzda bu meyanda Karatay Kaymakamımız Sayın Abdullah Selim Parlar Beyefendi'ye ve Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılıca Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi arz ediyoruz sizin huzurunuzdan. Evet. Yani teşekkür ederim. Belediye başkanımızı ben sadece eğitimciler özelinde değerlendirmiştim. Tabii Sayın Başkanımız eğitim gönüllüsüdür. Bizlere sürekli destek verir. Sadece Vefa Sosyal Destek Gruplarında değil. Ona da tüm ekibine ve Sayın Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Sayın Müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok kıymetli takipçiler. İnşallah üçüncü bağlantımız için Akören ilçemize uzanacağız. Akören ilçemizde ilçe milli eğitim müdürümüz sana Sayın Şener Özcan Beyefendi bizi bekliyor. Şimdi inşallah ona bağlanacağız. Sayın müdürüm sesim geliyor mu? Hayırlı akşamlar Erdinç Hocam. Hayırlı sesiniz akşamlar. Gayet güzel. Sağ olun. Benim sesim geliyor mu? Çok güzel geliyor. Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Sizleri evet. Sormalı. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Sizlerle böyle bir platformda uzakları yakın etmekten son derece müteşekkiriz. Memnunuz. Sayın Allah Müdürüm. Evet Sayın Müdürüm. Ben hemen konuya girme babında Akören ilçemizde acaba çalışmalar ne meyanda gerçekleşti? Sizden nasıl farklı çalışmalar oldu? Bunların arz etmenizi bekleyeceğiz. Buyurun Sayın Müdürüm. Ben sözü size bırakıyorum. Evet Erdinç Hocam, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Allah razı olsun çok güzel ifade etti. Ben Vefa Destek ekibi olarak hem sahada hem de personelimin Milli Eğitim Camiası'nın başında olarak hizmet ediyorum. Akören Vefa Sosyal Destek Milli Eğitim Grubu olarak yapılan çalışmalardan kısaca bahsedeyim. Öncelikle sürecin en başından itibaren bizlere verilecek olan bütün görevlere idarecilerim, öğretmenlerim
ve Milli Eğitim'in tüm personeli görevli olarak talip oldular. Kendi aramızda işleri daha iyi organize edebilmek adına bir görev dağılımı yaptık. Bu görev dağılımında ben maaş dağıtımı, okul müdürümüz Ramazan Bey ile beraber maaş dağıtım görevini üstlendim. Abdülkadir Bey vatandaşlarımızın gıda ve ilaç taleplerini karşılama görevini üstlendi. Mehmet Ali Bey ve Kadir Bey seyahat izin belgesi görevini üstlenerek vatandaşlarımızın talebini hiç vakit kaybetmeden yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz Milli Eğitim personeli olarak ilk önce dairemizdeki kendi işlerimizi takip edip tamamladıktan sonra öğleden sonra vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için sahaya iniyoruz Erdinç Hocam. Evet. Her öğleden sonra sahaya indiğimizde sahada karşılaştığımız amcalarımızın, teyzelerimizin samimiyeti, duaları üzerimizdeki bütün yorgunluğu alıyordu. Özellikle Ramazan ayında 30 kilometre, siz de Afren'i az çok biliyorsunuz. Evet. 30 kilometre uzaklıktaki Avdan mahallemize acaba nasıl gideceğiz? Ramazan mübarek gün dedik. Ama elhamdülillah amcalarımızın, teyzelerimizin samimiyeti, duaları, gelen bütün talepleri severek, isteyerek ve mutlu bir şekilde yerine getirmemizi sağladı. Gerçekten bu kısa sürede o kadar güzel anlar ve dostluklar oluştu ki virüsten kurtulur kurtulmaz Alan mahallemizdeki Fatma teyzemiz Akören manzaralı terasında bizden mangal yakma sözü istedi. Ve biz Fatma teyzemizi kıramadık. Çok güzel. Allah nasip ederse virüsten kurtulur kurtulmaz Fatma teyzemizi ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde Belkuyu mahallemizdeki Mehmet amcamız Apa Barajı'ndan tuttuğu balıklarla bize ızgara yapacak. Biz Mehmet amcamızı da kıramadık. Çünkü bu amcalarımız, teyzelerimiz o kadar samimi ki kıramıyoruz. Tamam amcacığım, tamam teyzeciğim, sosyal mesafemizi koruyalım. Biz bu süreç bittikten sonra inşallah sizleri tekrar ziyaret edeceğiz diyoruz. Kayasu mahallemizdeki Hüseyin Çavuş amcamız kiraz bahçesinde bizleri ailecek misafir edecek. Evet. Karayük mahallesindeki Alime teyzemiz kendi bahçesinde yetiştirdiği domates, salatalık süreç bittikten sonra bize Allah nasip ederse evlerimize götürmek için ikramda bulunacak. Evet. Avdan mahallemizdeki Durmuş amcamız Mavi Kanyon'u gezdirecek ve Avdan tekkesinin tarihçesi hakkında bilgi verecek. Müdürüm özür dileyerek bir dakikanızı alabilir miyim? Çok özür diliyorum. Yani şöyle bir araya estağfurullah, girmek buyurun. İstedim. Sizden hariç şu anda bekleyen 4 ilçemizde de arkadaşlarımız var. Hani onlara da fırsat vermek yayınımızın çünkü belli bir süresi var maalesef. Yani bu sohbeti uzatmayı çok isteriz ama şöyle son cümlelerinizi alabilir miyiz Sayın Müdürüm? Erdinç Hocam buyurun. Öncelikle il müdürümüz Sayın Seyda Ali Büyük, müdür yardımcılarımız size ve emeğe geçen bütün bu organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese selam ve saygılarımı ileterek herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, sağ olun Sayın Müdürüm. Katkınız, bağlantınız için biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Çok saygıdeğer takipçilerimiz. Şimdi artık bu zor zaman kahramanlarının bir de merkezden uzak olan ilçelerdeki hikayeleri var. Şimdi bir de onları dinleyelim kendilerinden isterseniz. Öncelikle Beyşehir'e bağlanacağız. Beyşehir'deki çalışmalara aktif olarak katılmış bir öğretmen arkadaşımız. Şahin Ünüvar Hocam karşımızda maşallah. Hemen geldiler. Evet, evet Şahin Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Erdinç Hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun Şahin Hocam. Hocam ben hemen sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun Beyşehir'imizde neler yaşanmış sizden alalım lütfen. Buyurun. Öncelikle güneşin koşarak doğup yüzüne baktığı Beyşehir'den bütün katılımcılara sizlerin aracılığıyla selamlarımı iletiyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi Ramazanlar diliyorum. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Şahin Ünüvar. Beyşehir Ayrıca Elebol İlkokulu'nda görev yapmaktayım. Aynı zamanda İnsan Mektebi ilçe koordinatörlüğü görevinde yürütmekteyim.
Beyşehir Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da gönüllü ulaşmaktayım. Biz Beyşehir olarak bir slogan geliştirdik. Öğretmen her yerde dedik. Dün insanlara vermiş olduğumuz mücadeleyi bugün alanlarda vermeye başladık. Pandeminin başladığı ilk günden itibaren sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak adına Beyşehir Kaymakamımız Sayın Yusuf Özdemir Başkanlığı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Musa Konuk Bey'in önderliğinde bir vefa sosyal destek grubu oluşturduk. İlk başta bu işe 30 tane arkadaşımız gönüllü oldu. Daha sonra 40 kişi daha eklendi. Daha sonra 30 kişi daha sayımız 100 kişiye ulaştı. Resmi olarak 100'e yakınız ama Beyşehir'de görev yapan şu an 200 tane öğretmenimiz. Herkes bu iş için gönüllü ama resmi de her kadar sesim sıkıntı olsun. Evet hocam geliyor, biraz cızıltılar oluyor ama buyurun, dinliyoruz biz sizi. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor 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 Şahin hocam, duyuyoruz sizi şu anda. Evet hocam. Buyurun buyurun, sesiniz geliyor hocam, buyurun. Tamam hocam, kısık diye bazı uyarılar gelmiş arkadaşlar. Tamam, buyurun devam edin hocam, diyorum. Geliyor sesiniz, buyurun. Tamam hocam, biz de Beyşehir'de ilk öncelikle 67 tane mahallemiz var. 70 tane vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. 3 tane gönüllü öğretmen arkadaşımızla beraber bu işi yürütüyoruz. Yaptığımız işlerden kısaca bahsetmek isterim. Maaş dağıtımı, vatandaşlarımızın faturaların yatırılması, EFT talimatı, havale ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına 100 tane gönüllü öğretmen arkadaşımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şahin hocam, ben bir müsaadenizle alıp araya girebilir miyim müsaadenizle? Şimdi, buyur hocam. Yayını biraz böyle sıkıştırıyoruz ama kusura bakmayın, hakkınızı helal edin öncelikle. Sizlerle paylaşımlarınız bizim için çok önemli. Çünkü bizzat işin mutfağındasınız. Sizden ricam şöyle 1-2 dakika içerisinde bize böyle başınıza gelen farklı bir olay oldu mu? Bir hikayeni var mı? Ya sizin ya da diğer arkadaşlarımızın Beyşehir'de başına gelen, bunu arz etmenizi bekliyorum. Buyurun. Tabii ki aslında şu bir gerçek, her gün dışarıya çıktığımızda, her bir vatandaşımızla karşılaştığımızda bunların hepsinin birer hayat hikayesi olduğunu görüyorum. Aslında ileride bunların ileride bir kitapçık haline getirilip gelecek nesillere aktarılmasını da istiyorum. Allah'a şükür buradan benim kendi evlatlarıma, Allah nasip ederse de torunlarıma anlatacak hikayeler düşünüyorum. Dün atalarımız cephede verirken biz de bugün mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yani, değişik değişik olaylar yaşıyoruz. Geçen gün bir arkadaşımıza para vermeye, teslim etmeye gittik. Diğer balkondan evet. Bir amcamız bağırıyor. Oğlum sen kimsin, polis misin dedi. Bizim üzerinde sarı yeleklerimiz vardı, polis vardı. Yok amca, öğretmenim, görevliyim dedim. Balkondan bakmadan attı. Oğlum bana şikayetçisin dedi. Yani burada şunu görüyoruz. Vatandaşımız devletine, milletine, polisine, askerine, öğretmenine çok güveniyor. Elhamdülillah bu noktada da birlik ve beraberliğimiz çok iyi noktada. Diğer arkadaşlarımızdan gelen tabii birçok hikayeler var. Evet. Arkadaşımızın biri sağlıklı. Yıllardan önce yaptığım... Şahin hocam, şimdi üç evet. Arkadaşımız daha beklediği için süremizi de bir taraftan takip etmek zorundayım. Hakkınızı helal edin. Ben katkınız için çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz Seydişehir'deki arkadaşıma bağlamak için özür dilerim. Affınızı istiyorum. Hocam ben sözlerimi toparlayayım. Buyurun, buradan Sayın Tamam, Sayın Kaymakamımız İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Musa Konuk Bey'e, Beyşehir İlçe Belediye Başkanımız Adil Bayındır Bey'e ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sizin dilediğiniz için. İyi çalışmalar. Biz de size teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun. Katkınız için çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, saygı takipçilerimiz, hemen uzaklardaki ikinci ilçemiz Seydişehir. Seydişehir'de bizi bir başka zor zaman kahramanı, hem de bir bayan arkadaşımız bekliyor. Kerim Ağaç Delen hanımefendiye bağlanacağız şimdi. Sayın hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Hocam kusura bakmayın, biraz böyle birkaç dakika içerisinde, şöyle 3 dakika içerisinde bize duyguyu düşünün anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun, buyurun hemen, buyurun. Konya Seydişehir ilçesi olarak Vefa Grubu.
kaymakamlık bünyesinde çalışmakta. Ayrıca Seydişehir Belediyesi'nin Seydişehir Tek Yürek Tek Yürek kampanyası kapsamında da bütün halkımıza aynı ve nakdi yardım, 65 yaş üstüne de genel ihtiyaç yardımları yapılmakta. Vefa grubunda şu anda 120 öğretmen gönüllü olarak görev almakta ve yaklaşık olarak 55 kasabaya, mahalleye genel ihtiyaçlar noktasında hizmet götürülmekte. Bu noktada baktığımızda 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza götürdüğümüz hizmetlerde aslında götürdüğümüz para değil, götürdüğümüz yardım değil, götürdüğümüz onların insan görme, duygularını anlatma, dertlerini anlatma, evden çıkamadıkları için dertleşme ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu noktada da köy ve kasabalardaki yaşlılarımıza gittiğimizde onların konuşma isteklerine daha çok, ihtiyaçlarına daha çok yön veriyoruz. Onları dinliyoruz. Bu onlara daha güzel geliyor. Çünkü 65 yaş üstü olan ve genel anlamda kaymakamlık ve belediyeden yardım talep eden halkımızın genelinin çoluğu ve çocuğunun burada olmadığı, ihtiyaçlarını göremediklerini fark ettik. Bu da bizim onlara daha çok yardım etmemize ve onları daha çok ziyaret etmemiz gerektiği inancını oluşturdu. Ben bu noktada baktığım zaman vefa grubu olarak götürdüğümüz yardımlar değil, götürdüğümüz duyguların çok önemli olduğuna inanıyorum. Evet. Başımdan geçen küçük bir olay anlatayım. Arkadaşlarım da buyurun, çok yaşadık olaylar. Saat 10 gibi maaşı aldım. Sizecik kasabasına gidip maaşı teslim etmek istediğimde teyzeyi evinde bulamadım. Tabii epeyce bir aradık evini. Sonra komşuları İnce Su Mahallesi'nde olduğunu, kızının yanında olduğunu söyledi. Arabaya atladım. 10-15 kilometre uzaktaki İnce Su Mahallesi'ne gittim. Orada aradım, kızının evini buldum. Kızı dedi ki yok bugün biraz rahatsızlandı. Abim onu hastaneye götürdü dedi. Tekrar çıktık, aynı valiye tekrar döndük. Tekrar evine gittik, yok abisinin evinde dediler. Böyle böyle derken yaklaşık saat 10'dan 3.30'a kadar maaşı teslim etmek için epeyce bir aradık. Ama güzeldi. Evet. Durmada sonucunda 24 saat içinde ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ne olursa olsun isteklerine cevap veriyoruz. Emeklerinize sağlık Sayın Hocam. Şöyle böyle son cümleleriniz varsa onu almak isterim. Buyurun. Evet, son cümlemiz olarak ben Sayın Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün selamlarını iletmek isterim. Hepsinin selamı var. Vefa Destek Grubu olarak da Seydişehir elinden geleni yapıyor. Bütün Konya'ya, herkese selamlar. Teşekkürler. Hocam çok çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Kıymetli takipçilerimiz, sıradakimiz Ereğli. Şimdi Ereğli'de bir başka öğretmen arkadaşımız Muhammed Mustafa Tıraş Beyefendi bizi bekliyor. Muhammed Mustafa Tıraş Hocam'a bağlanıyoruz. Evet Muhammed Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun Sayın Hocam. Hocam sizden de şöyle birkaç dakika içerisinde, kusura bakmayın biraz zamanımız daraldı. Böyle duyguyu, düşüncelerinizi, çalışmaların hakkında bilgi alalım. Buyurun Sayın Hocam. İlk başta güzel Ereğli'mizden, yeşil Ereğli'mizden bizi dinleyen, takip eden herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz Konya'nın merkez ilçeleri dışında en büyük nüfusa, 147 bin nüfusa sahip bir ilçeyiz. Burada vefa destek grubu olarak işte malum üzerine evinden çıkamayan ya da çıkması risk arz eden vatandaşlarımıza devlet desteklerini teslim etmek. Ayrıca bunun maddiyatın dışında ihtiyaçlarını karşılamak ve bunların dışında da yalnızlıklarını gidermek amacıyla bu projede gönüllü olarak şükürler olsun ki hizmet vermekteyiz. Şu an Ereğli'mizde 90 okuldan 171 yönetici ve öğretmen yaklaşık resmi olarak 4052 haneye yardım ulaştırmış durumda. Vefa grubu bünyesinde de 69 tane öğretmenimiz gönüllü olarak görev almaktadır. Bunun en güzel yanı hem duygusal gördüklerimizi içimizde bizlerde iz bırakanlardan da bahsedeceğim. En güzeli gece yatarken şunu düşünüyoruz. Acaba yarın hangi kapıyı çalacağız? Hangi içimize işleyecek duygusal olaylar ya da mutlu olacağımız farklı olaylar olacak diye gece düşünmüyor değiliz. En güzel yanı da bu. Bazen öyle kapılar çalıyoruz ki içeriden çıkan insan bizlere hayat dersi veriyor.
her ne derdi varsa hayatında, mutluluk, ölüm, düğün, nişan, bunları bize anlatıyor. Bazen diyoruz ki gitmeden 10 dakikada buradan çıkar geliriz ama 1,5 saat dertlerini dinlediğimiz oluyor ve bu bizi yormuyor, tersine yorgunluğumuzu alıyor, hamdolsun. Zaten bunu gönülden hissedene bunun ayrı bir tadı vardır, şükürler olsun. Bazen de kapıya kadar çıkmaya bile gücü olmayan insanlarla karşılaşıyoruz. Geçen hafta 107 yaşında bir teyzemizi kapıyı açamadı, pencereden bağırdı, yanına gittik, sohbet ettik, bir saate kadar maaşını teslim ettik. Bir de şöyle düşündüğümüz zaman, hele bir de bu yaşlıların vatana millete öyle bir duaları var ki hocam, evet, hemen kulağıma Peygamber Efendimiz'in şu hadisi geliyor. Beli bükülmüş ihtiyarlarımız olmasaydı, belalar diyor ki, belalar üzerimize sel gibi dökülecekti buyuruyor. İşte biz de bu sözü destur bilerek yürekten işimizi yapmaya devam ediyoruz. Şunları da görüyoruz. Devlet desteklerini vermeye gittiğimizde bir tane, bunu komşusundan duyuyoruz, bir tane ekmeğe muhtaç olan insanların şu sözü bizleri uykusuz bırakıyor. Eğer ki benden daha fazla ihtiyacı olanlar ise lütfen ona götürün. Bunlar bizi yaralıyor ve biz bunlara maddiyatın dışında manevi destekler, yalnızlıklarını gidermek her şekilde olmaya çalışıyoruz yanlarında. Biz çünkü öyle bir güzel devletiz ve öyle, evet, bir güzel milletiz ki bir ekmeği ikiye bölüp birbirimize paylaşıyoruz. Hamdü senalar olsun. Devletimiz. Mustafa hocam özür dilerim. Sizden de, evet, biraz buyurun, cümleleri toparlayarak son cümlelerinizi alabilir miyim? Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Tabii ki, buyurun, tabii ki. Buyurun. Son olarak devletimizin verdiği imkanlar gücümüzü arttırıyor. Günü, yarınki hangi kapıyı çalacağız heyecanıyla bitirmek güzel bir durum. Bu konuda da Ereğli Kaymakamımız Sayın Hayrettin Çiftçi ve bizde her türlü motiveyi veren sözel, bireysel ve her aradığımızda hiç istisnasız telefonla açanızı desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İradet Gence sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ereğli Vefa Destek Grubu olarak da sizlere hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür hayırlı ederim. Akşamlar diliyoruz Sayın Hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Çok kıymetli takipçilerimiz, bu akşamki son bağlantı noktamız Cihanbeyli ilçemiz. Cihanbeyli'de bizi Mehmet Mavinehir hocamız bekliyor. Evet, Mehmet hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Erdinç hocam, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah. Allah'a şükür biz deyiz, teşekkür ederiz Erdinç hocam. Hocam buyurun, ben sözü size bırakmak istiyorum. Cihanbeyli'mize neler yaşandı bu süreçte, sizden duyalım biz lütfen, buyurun. Teşekkürler hocam. Bizler, ben Mehmet Mavinehir, Cihanbeyli Vefa Destek Grubu adına katılıyorum bu akşam. Cihanbeyli Vefa Destek, Sosyal Destek Grubu olarak biz ilçe milli eğitim müdürümüz ve şube müdürlerimizle birlikte 51 kişiyiz. Grubumuz ilgili makamların duyurusundan hemen sonra oluşturuldu. Hemen çalışmalara başlandı. Bizim haricimizde gönüllü olmak isteyen birçok arkadaşımız daha var, sırada bekleyen, sıranın kendisine gelmesini bekleyen arkadaşlarımız var. Hepsine buradan teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere Cihanbeyli yüz ölçüm olarak çok büyük bir ilçe. Mesela doğu yakasında bulunan Gölyazı mahallemizle batı yakasında bulunan Kandil mahallemiz arasında neredeyse 100 kilometreden fazla bir mesafe var. Çalışma alanımız biraz geniş bir alan. Bu konuda ilçe belediyemize ve belediye başkanımıza biz çok teşekkür ederiz. Lojistik anlamda bizi çok fazla destekliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz buradan sizin vasıtanızla. Şimdi Erdinç hocam, ben şöyle istatistik birkaç bilgi vereyim. Çok da zamanınızı almayayım. Çünkü diğer arkadaşlara geçen diyaloglara tanık oldum. Bu zamana kadar bizim grubumuza 7651 tane talep ulaşmış. Bunların 7302 tanesini biz karşılamışız, cevap vermişiz. Maşallah, yani %95.4'lük bir oranla. Karşılayamadıklarımız ise bizim elimizde olmayan durumlardan dolayı. Ya medula sisteminde hastanın ilacının hala olduğu anlaşılmış, ya maaşı yatmamıştır. Bu şekilde geri dönen talepler oldu. Bunun haricinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü vatandaşlarımıza gönderdiği maske ve kolonya paketlerimizi biz
neredeyse 24 saat gibi kısa bir sürede ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde dağıtıcı ekiplerimize biz de dahil olmak üzere dağıtıldı. Ve 1 Mayıs günü saat 16.30'da 5879 adet kolonya ve maske sahiplerine teslim edilmiş oldu. Evet. Buradan görevli bütün arkadaşlarıma bu performanstan dolayı çok teşekkür ederim. İstatistik bilgilerimiz bu şekilde. Bir evet, tane hocam, kısacık hikaye anlatmak istiyorum. Aslında iki tane hazırlamıştık ama bir tanesini olsun, anlatayım. Buyurun. Yurt dışından emekli bir çiftimize biz maaşını teslim etmeye gittik. Orada amcamız bize şunu söyledi. Kendisi gibi yine yurt dışından emekli olup şu an Almanya'da olan bir dünürü varmış. Evde yiyecek içecekleri bitmiş onların. Ve sokağa çıkamıyorlar. Kapılarından bakan da olmamış. 3 gün boyunca aç ve susuz kalmışlar. Bize anlattığı şekliyle anlatıyorum ben size direkt. 300 kilometre uzaklıktaki bir oğlu gayri resmi yollarla artık evindeki yiyecek içeceklerden bir kısmını götürüp onlara bırakmış. Buradaki amcamız salgındaki bu yasaklardan önce Türkiye'ye döndüğü için kendini Allah'ın sevdiği kulu olduğunu, çok şanslı olduğunu belirtti bize. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Evet, çok gurur duyduk biz bu hikayeyle. Evet. Son olarak ben ilçe kaymakamımız, buyurun, Sayın Mustafa Kutlu Bey'e, ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Sarıtaş Bey'e ve bize her türlü desteği sağlayan belediye başkanımız Sayın Mehmet Kale Bey'e, kolluk güçlerimize ve Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim hocam. Ben size küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Cihan Beyli'ye bağlanmış. Buyurun. Bu arada sizin komşu ilçeniz Kulu'dan bugün bir haber aldık. Kulu'da görev yapan öğretmen arkadaşlarımızdan bir tanesi, sizin gibi sosyal vefa destek gruplarında görev yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi maalesef köpek tarafından ısırılmış. Yani böyle canı pahasına mücadele eden arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Bugün evet, taze kesinlikle bir haber olduğu için hani onu da paylaşmak istedim. Kulu ilçemize evet, de buradan selam ediyoruz. Dün de orada bir arkadaşımız trafik kazası geçmişti gene kendi şahsi evet, arabasıyla. Maalesef. Bu evet, işlerde görev alırken. Gerçekten bunlar büyük fedakarlıklar. Allah bu yolda görev yapan tüm arkadaşlarımızdan razı olsun diyorum. Size de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı tamam. Hayırlı akşamlar. İlçelerle bağlantılarımızı burada sonlandırmış olduk. Şimdi artık yanımızda şu anki bulunduğumuz Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ana binasında, merkez binasında 3 merkez ilçesindeki koordinatör arkadaşlarımız var. Bu işin mutfağında yer alan gene gerçekten büyük mücadelelere veren arkadaşlarımız yanımızda. Bunlardan bir tanesi Sevil Esmer hocam yanımızda. Buyurun Sayın Hocam. Ben şöyle sizi almış olayım yayınımıza. İyi akşamlar Erdinç Hocam ve Konya İnsan Mektebi'nin sevgili takipçileri. Karatay Belediyesi Fethikent Anaokulu Müdürü, ismim Sevil Esmer. Sosyal Vefa Destek Grubu'nda görev yapıyorum. Tabii birçok bilgi bu akşam paylaşıldı, evet, verildi. Evet. Tüm ortak duyguları paylaşıyoruz herkesle birlikte. Ben kendi adıma şunu söyleyeceğim. Bu devlet beni yetiştirdi, bu zamana kadar getirdi. Benim bu süreçte yapmış olduğum görev aslında ona olan bir vefa borcum. Belki sadece küçücük bir nebze, çorbada bir tuzumuz bulunsundu. Herkes sayısal olarak da ifadeleri belirtti. Sadece şunu söyleyeceğim küçük bir not olarak. 23 Nisan Ulusal Güvenlik Çocuk Bayramı öncesi görev yapacaktık. Bu süreçte arabalarımızı süsledik. Bayraklarla mahalleleri gezerken tabii herkesin çok dikkatini çekti. Oradaki çocukların bize gelip bize de bayrak verecek misiniz? Okula gidemiyoruz, bayramı burada kutlayalım şeklindeki evet, sözleri bizi çok mutlu etti. Ve tabii ki çok kıymetli, eli öpülesi, değerli yaşlılarımız, onlardan aldığımız dua bizim için yeterli diye düşünüyorum. Çok güzel bir işte görev yapıyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ama özellikle bu görevi bize tevdi eden Karatay Kaymakamımız Sayın Abdullah Selim Parlar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Sayın Sami Sadıca ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda da İl Milli Eğitim Müdürümüze buradan selamlar ve saygılar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir diğer merkez ilçemizden Meram'dan arkadaşımız Meral Taşpınar hocamız burada. Buyursunlar Meral hocam. Merhabalar. Ben de Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu Okul Müdürüyüm. Vefa Destek Grubu'ndayız. Biz bize yeteriz diyorum. Vakit çok daraldığı için diğer arkadaşımıza da söz vermek istiyorum.
Buradan Meram Belediye Başkanımıza, Meram Kaymakamımıza ve Meram İçim Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Sağ olun Meral Hocam. Biz de size teşekkür ediyoruz. Katkılarınız bizim için önemliydi. Evet, son olarak da gecemizin sonunda inşallah yayın yaptığımız yerin koordinatörü, Selçuklu Vefa Destek Grubu koordinatörü Sinol Eraslan Hocam. Kendisi inşallah final konuşmasını kendisinden alacağız. Buyurun Şenol Hocam. Ben de öncelikle herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bundan önce konuşmacılarımız tüm Konya çapında ülkemizde olduğu gibi yapılan tüm faaliyetleri, Vefa Destek Grubu gruplarının yaptığı çalışmaları ayrıntılı bir şekilde anlattılar. Ben işin biraz duygu boyutuna bakacağım. Bu yardımların, paraların ulaştırılması haricinde arkadaşlarımızdan sağdan dönen çok güzel hikayeler, çok güzel anılar var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 1,5 aylık süreçte gece gündüz demeden fedakarca çalışan, kendisini riske atıp birer iyilik fedayesi olarak görev yapan, duaya talip olan öğretmenlerimizden kimi zaman duygulandıran, kimi zaman sevindiren, kimi zaman düşündüren anılar dinliyoruz. Bu süreç milletimizin yüce gönüllülüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle Cumhurbaşkanımızın duyurduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurduğu "Biz bize yeteriz" kampanyası çerçevesinde çok çeşitli kesimlerden destekler geldi. Amcamız, teyzemiz maaşının çekilmesini istediler. Aradıkları öğretmen arkadaşımıza "Oğlum, çektiğin paranın şu kadarını bankaya yatır, bağış olarak yatır, geri kalan kısmını bana getir" dediler. Yine milli mücadele yıllarında olduğu gibi bir teyzemiz arkadaşımızı davet ederek kolundaki bileziğini çıkarıp bağışladı. Başka bir teyzemiz umre için birkaç yıldır biriktirdiği parasını çıkarıp bağışladı. Bunlar hakikaten Türk milletinin yüce gönüllülüğünü bir kez daha ortaya koyan örnekler. Ama bunların yanında bizi asıl duygulandıran, onurlandıran ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan ise öğrencilerimizin, çocuklarımızın yaptığı bağışlar. Geçtiğimiz günlerde bir ilkokulumuzdan, ortaokulumuzdan 5. sınıf öğrencileri 300'ler kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladılar. Yine maddi durumunun iyi olmadığını bildiğimiz bir öğrencimiz topladığı, kumbarasında biriktirdiği 200 lirasını bağışladı. Buna şahit olan öğretmenimizin "Oğlum, arkadaşlarımızla karar aldık, birlikte hareket ederek sana bir bisiklet alacağız, hediye olarak vereceğiz" demesi karşılığında öğrencimizin söylediği cevap, verdiği cevap çok manidar. "Öğretmenim, ben geçen yıl belediyenin düzenlemiş olduğu yarışmaya, 40 gün sabah namazına gelene bisiklet yarışmasına, etkinliğine katıldım. Zaten oradan bir bisiklet kazandım. Eğer böyle bir düşünceniz varsa bunu bana değil, bisikleti olmayan bir arkadaşımıza alın" sözü hakikaten bizleri çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Allah'tan duamız bu pandemi sürecinin çok kısa sürede sona ermesi, hayatın normale dönmesi, sağlıklı bir şekilde öğrencilerimize ve okullarımıza kavuşmaktır. Sayın Valimizin himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Turan Kayacılar'ın teşviğine yönlendirmesi, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pek Yatırmacı'nın destek ve yardımları, Sayın Kaymakamımız Ömer Hilmi Yamlı Beyefendi'nin liderliğinde Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri olarak belediyemizin ve diğer kurumlarımızın personeliyle büyük bir özveriyle çalışmalarımız devam ediyor. Desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Ömer Hilmi Yamlı'ya, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pek Yatırmacı'ya huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Konya İnsan Mektebi kapsamında bu yayının yapılmasını sağlayarak yapılan çalışmaları anlatmamıza vesile olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyü'ye tüm Vefa Sosyal Destek ekipleri adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Saygılar sunuyoruz. Evet, Şenol Hocam, biz de size teşekkür ederiz. Şöyle beraber finali inşallah birlikte yapalım arkadaşlarımız istiyoruz. Evet, şöyle. Evet, hep birlikte. Biz bize yeteriz Türkiye'm diyerek veda etmek diyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Hayırlı akşamlar efendim.